Vallahi önce yabancı dil kursuna gittik biz. Gidince yalnız hissediyorsun, dil de bilmiyorsun, kendini biraz şeysi hissediyorsun yani orada. Hatta alışverişe falan gittiğimizde yani çoğu şeyi bilmiyorduk. Hangisi yenilebilir, biraz da Müslüman olunca yani hangisi yenmez konusunda bayağı sıkıntılar çektik yani biz orada. Allah'tan orada daha önceden var olan Türk arkadaşlar vardı, onlar bize yardımcı oluyordu yani. İlk günlerimiz hep şeyde geçti, dil kursunda geçti okula başlamadan önce. 3-4 ay bir dil kursuna gördük. Tabii bu dil kursu yaz sezonu olduğu için çok farklı ülkelerden dil kursuna katılan öğrenciler vardı yani. Sadece bir ülkeden değil, yani her çeşit ülkesinden o yaz okulunda dil kursu alan öğrenciler. Onun bir farklı şeyi oldu yani, motivasyon oldu bize. Kaç yıl kaldınız Oxford'da orada? 5 yıla yakın kaldım. Uzun da bir süre. Uzun bir süre. Dil kursuyla beraber 5 yıla yakın. Peki ne oldu da tekrardan geri döndünüz? Şunu açıkça söyleyeyim, uzun süre ben kaldığım sürece geri gelmediğim, hiç gelmedi izmine gelmediğim gibi bir Türkiye özlemi doğdu bana. Hatta hocam bana kal biraz doktora sonrası çalışma yapalım dedi. Hayır, bir dakika bile kalmam, geri döneceğim demiştim. Öyle bir arzu istek vardı ya. Zaman sonra oluştu değil mi? Tabii orada yani... orada oluştu yani. Yani özlüyorsun nihayetinde yani. Burada yani tabii gidip... Türkiye'de aileniz var. Tabii. Aileden ziyade ülkeyi özlüyorsun yani. Gidip hizmet edeyim diyorsun yani, çalışayım diyorsun yani. Aslında bir gün geri döneceğinizi biliyorum. Bilerek. Biliyorum. Orada bulundunuz. Evet. Peki döndükten sonra nasıl bir süreç burada başladı? 95'te döndüm, Mart ayında falan işte. Askere gittim 96'da biraz. O zaman bayağı şeydik. Evli, barklı çocuk sahibiydik yani. Üniversiteye başladık hemen yani askerde. Geldikten sonra zaten yerimiz hazırdı yani. Erciyes Üniversitesi'ne göre başladık. Yardım doçent yani doktor öğretim üyesi olarak başladık. 99'da doçentliğe müracaat ettim, aldım. Ondan önce bir yine NATO bursuyla tekrar Oxford'a gitmek kısa süreliğine gittim. İkinci kez tekrar gittim yani. O zaman 3 ay kaldım yanılmıyorsa. Sonra geldim 99'da doçent olduk. Türkiye'ye alışmak biraz zor oldu gelir gelmiyor. Çünkü 5 yıl orada kalmışım, sistematik bir hayata alışmışım. Türkiye'deki aynı sistemleri bulmayınca biraz sıkıntı çektik yani. Bir bocalama dönemi oldu. Hatta trafikte yürümeye varana kadar bunu söyleyebiliriz yani. Peki İstanbul'da? Gelişim şey oldu, ben 2002 yılında tekrar bir yurt dışına çıktım. Iowa State Üniversitesi'nden kabul aldım, buradan iş teklifi aldım yani. Post doktorluk, doktora sonrası çalışma. Kurumum da müsaade etti bana. Dolayısıyla sabbatical olarak da Iowa State Üniversitesi'ne gittim 2002 yılında yani. Aslında oraya giderken çocuklarımı da götürmüştüm beraberinde. Niyetim farklıydı yani, kalayım diye. Ama bir yıl sonra düşüncelerim değişti, geri döndüm yani Türkiye'ye. Asıl çalışmayı o dönüşten sonra yaptım yani. Laboratuvarlarımı kurdum Erciyes Üniversitesi'nde. 8-10 kişi etrafımda çalışıyordu. Çok güzel bir TÜBİTAK projeleri alarak insanları yetiştirdim. Yanılmıyorsam... Evet, öğrencilerinizin TÜBİTAK projeleri... Yani 6, bu süre içerisinde 6 tane doktora öğrencisi yaptırdım. 6 tane. 12 tane de yüksek lisans tezi yaptırdım o kısa süresi. 2003'ten 2013'e kadar. Ve çok güzel bilimsel yayınlar yaptık. Ekibim çok iyiydi yani. İdarecilik de yapıyordum orada. 6 yıl enstitü müdürü yardımcılığı, sonra enstitü müdürlüğü yapıyordum ki tam bir yönetim içerisindeydik. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir teklif geldi. Dolayısıyla o teklifi değerlendirip tekrar 2013'te de Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geldim. Ha, Oxford aslında ilim yuvasıdır, harika bir yerdir, üniversite şehridir. Bütün ülkelerden insanlarla berabersin orada yani. Bir tip bir öğrenci bulamazsın. Benim çalıştığım grubun içerisinde Koreli de vardı, Çinli de vardı, İngiliz de vardı, Kanadalı da, Danimarkalı da, her çeşit insan vardı. Orada biz çalışmayı, ilim yapmayı biz orada öğrendik. Hakikaten bize öğretildi yani. Düşünebiliyor musunuz? İlk vardığımızda bir anahtar verdiler bize. Bir manyetik anahtarla ihtiyacımız olan bütün binalara giriyorduk yani. Gecenin hangi saatinde olursa olsun. Tabii o bize çalışma sistemini, çalışma sistematiğini, çalışmanın nasıl yapılacağını biz orada öğrendik, orada gördük. Türkiye'de bazı kısıtlama şeyler vardı, imkansızlıklar vardı mesela. Bir şey anımı hatırlıyorum. Türkiye'de kompütür, bilgisayar merkezi yeni kuruluyordu. Herkeste bilgisayar yoktu. Biz Oxford'a vardığımızda bize
PC verdiler hemen bir tane. Düğmesine basmaya korkuyorduk yani. Nasıl büyük heyecan ama. Hem de nasıl yani. Bir bireysel bir PC ne olmuş oluyor yani. Personal computer yani. Biz oysa ki merkeze gidip ancak merkezde kullanma olasılığımız var diyor. Yani şu anda gözlerinizde görebiliyorum o mutluluğu. Olmasın. O dönemlerden abi, bahsederken ki. Çünkü tek bir şeye, bir kitaba bile erişemiyorduk yani. Yanlış anlamayın. Erişilemediği yani. Orada her bütün imkanlarımız vardı. Mesela bir malzeme ihtiyacımız olduğu zaman depoya varıyorduk. Depodan kaydını yazdırıyorduk, alıyorduk. Yani böyle beklenti, çok büyük malzemeler olduğu zaman onları biz kendimiz sipariş ediyorduk. Yani çalışma stilini biz Oxford'da öğrendik yani.